Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Çok kurumuş da şey, boğaz kurumuş yani. Boğaz kuruyacak mı sence? Boğaz kurumaz. Bunu da kafiye olsun diye söylemedim ya. Boğaz kurumaz. Evet. İnsan boğazı değil mi? İnsan boğazı kurumaz. Bosforus. Ya şimdi bir şey kendi tabiatında atıyorum 95 milyon yılda bir hale geldiyse ve o güne kadar da kurumadıysa sen de o tabiatı bozmazsan dengeyi. Evet yani. Şimdi bir şeyin bir hale gelmesi bir denge halidir değil mi? O sizin mesleğiniz yani, evet. Mühendisliğe girer. Ama yani tabii ki her şey, hayatta en önemli şey dengedir. Dengedir. Evet. Yani doğuş, bir çocuğun varoluşu, evet. İlk kutladığımız anı, yani gerçek şey anlamda, majör olarak ilk kutladığımız anı dengede yürüyor olması anıdır. Evet. Konuşmadan önce insan dengede durur. Evet, yani insanın insan değil tabii yani. Hayvan. Her şey. Yani her şey. Kuzu. Kuzu. Zürafa kuzusu. Zürafa kuzusu. Kuzu da güzel olur ha. Bence sırt severim ben. Omuz ve sırt severim kuzuda. Aslında yani incik de güzel olur da, ama hastaysan kışsa falan böyle yani, evet. Şeydi. Ben pirzolacıyım yani. Gerçi ben kadınlarda da sırt ve omuz severim. Sırt, omuz. Evet. Ya çok düşkün değilim ama severim. Evet. Evet. Şimdi düşündüm yani, kadında ben ne severim diye bir hani bir mukabelede bulunayım istedim refleks olarak. Buyurun, buyurun, buyurun. Yani böyle çok belirgin bir şeyim yok tabii bu konuda. Bir kere seksist olmakla suçlanmak istemem her şeyden önce, ama seksistim. Ben, benim için de aşırı seksist diyorlar. Bu da ne, nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor bilmiyorum. Nereden hükmettilerse, evet yani öyle bir. Herhalde geçmişteki bir takım yanlış anlaşılmalar. Yanlış anlaşılmalar, ön yargılı yapıştırmalar. Vizyonsuzluk.
aşırı vizyonsuzluk. Aşırı vizyonsuzluk. Bunlara sebep olabilir. Olabilir, olabilir. Ama hoş geldiniz. Evet. Çok iyi gördüm sizi gerçekten. Teşekkür ederim. Bugün iyi hissediyorum, evet. Bayram ve hafta sonu biraz sert geçti benim için. Çok depresif bir... Oğlum benden de o kadar. Ya 5-6 gün oldu. Evet. Dolayısıyla bugün dışarı çıkmış olmak, eski bir dostu görmüş olmak. Estağfurullah. Burada eski bir dost derken hani... Yani eski, eski bir dost. Eskiye dayanan anlamında, evet. Uzun, evet. Uzun anlamında. Evet. İyi geldiğini söyleyebilirim. Evet. Vallahi çok iyi geldi açıkçası. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Burası değerli dostum Mete Unduk, ben Kaan Çaydamlı. Sanıyorum 2023-8. Evet. Ne oldu? Nusa'da, Kadıköy'de, Standart FM Merkez stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. İyiyiz yani, fena değiliz. Evet evet, bugün bayağı şeyiz. Evet. Bize canlı yayında konuk olmak isterseniz yapmanız gereken basit birkaç şey var. Öncelikle Standart FM, yani fm.standart Instagram hesabına girip bir doğrudan mesaj atmanız yeterli. Bu mesajı adınız, telefon numaranız ve mümkünse aradığınız yeri. Yani evet. Nerelerde dinlendiğimizi bilmek istiyoruz. Bu evet. Çok normal. Sizin nerede olduğunuzu bilmek istiyoruz, evet. Daha doğrusu. Evet. Bunun dışında bugün yine bağış ve çıkarttırmamız devam ediyor. Tabii tabii. Standart FM internet sitesinden radyoya bağış yaparsanız bizim de bir arada boğazımız kuruyor. Yani bir denge bulmak açısından. Önemli olan şey denge. Denge, yani bir dengeyi bulalım, evet. Diye. Biraz, birazdan bu akşamki armağanımızı da açıklayacağız. Evet, yani evet. Bu açık arttırmanın nereye gideceğini, evet. De açıklayacağız. Ama onların hepsinden önce gece boyunca burada neyin boşunu yapacağız? Mühim olan bu. Evet. Neyi ya da neyleri boş boş konuşacağız? Buna bir çok önemli. Bakmamız gerekiyor. Çok önemli. Çünkü yani neyin boşunu yapacağını bilmezsen boş yapamazsın. Yani. Hiçbir şekilde yapamazsın. Çok boş olur yani. Bu gece saygıdeğer dinleyenler, hayat, kadınlar, aşk ve bunlar için çalışanları konuşacağız. Evet. Enteresan bir konu. Sanıyorum Kaybedenler Kulübü tarihinde ilk defa. Büyük ihtimalle ilk defa. Çünkü yani konuşmuş olsak hatırlardım. Ya ben de hatırlıyorum. Böyle şeyleri ben de hatırlıyorum. Yani emek, kölelik sistemi, pazar payı, evet. Ve çokça var olanın değerinin düşmesi, evet. Düzleminde ekonomik bir yaklaşımda da bulunacağız tabii ki. Bütün bu büyük parantezde, evet. Saydıklarımızı. Evet. Kolay değil. Kolay değil. Bunlar hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Yani öyle şimdi lafın gelişi söylüyormuşuz gibi oluyor biraz. Gene ama öyle gelebilir size. Fakat yani bu konulara girmeden önce bugün Twitter hesabımda bir tweet gördüm. Bizim tanıtım videosunun altına ya da şey postuna hayran kaldım, yani inanamadım.
Tweet aşağı yukarı şöyleydi. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 25'i. 25'miş evet. Evet. Bu büyük ihtimalle 2 gün önce atılmış bir tweet. Dolayısıyla bugün ayın kaçı? 22'si. Demiş yani 22'si. Bugün çünkü 25 Nisan Perşembe. Bugün 25 Nisan Perşembe. Perşembe yani 22 Nisan'da atılmış bir tweet. Ayın 22'sinde. Dolayısıyla tweet'i atan sormuş yani bugün ayın kaçı? 22'si. 2 ile 2'yi topla. 4. Hangi aydayız? Nisan. Evet 4. Kaçıncı ay? 4. 4. 4 ile 4'ü topla. 8. Bu kaçıncı Nisa? 8. Bu tesadüf olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bakın. Evet. Bakın nasıl taşlar şeyine oturuyor. Ya, nasıl dengeye geliyor yani. Nasıl her şey elinde sonu nasıl balans dediğimiz evet. Şeye geliyor. Evet. Bakın. Bakın buyurun siz tesadüf deyin. Evet hadi. Hadi deyin yani diyebiliyorsanız buna tesadüf. Şimdi Sapanca nehri diyorum artık ona. Gölle nehir arası karışık şey tuhaf yerde bir geç kahvaltı erken akşam yemeği hizmeti veren bir kırsalda oturmuş yolcusunuz. Burada önemli şey yolcu olmak. Evet. Yani orada kalıcı kalıcı değilsiniz. Evet, geçiyorsunuz. Yani. Yolcu olmak geçmek midir? Evet yani geçicisiniz evet. Sonuçta. Oturduğunuz bankta şöyle dizinizin hizasında bir kıpraşma hissediyorsunuz. Bir şey değil, bir sivrisinek kıpraşması değil. Daha hacimli bir şey. Hmm. Tabii insan gayri ihtiyari. Hmm. Şöyle bir bakıyor yaklaşık 4 ceviz büyüklüğünde bir örümcek. Hmm. Allah Allah. Tesadüf değil, örümcek herhalde. Diyor. Diyor. Çok normal. Burnu gibi bir şey. Ya yani böyle şeyler, böyle şeylerde tesadüf aranmaz. Evet. Böyle şeylerde tesadüf aranmaz. Doğru diyorsunuz. Çok, ben çok şey oldum şu anda. Gerginleştim. Böyle 4 cevizi şey yapmak boyutlandırmak mesela pekan cevizi ise başka bir şey. Ya bir mandalina büyüklüğünde diyelim. Bayağı şey Isparta şey cevizi. Evet. Şey standart yerli. Keçi borlu cevizi gibi yani. Evet evet. Maşallah. Sıkı ve evet. Sert kabuklu. Evet. İçi zayıf gözükür ama iyidir. Cevizin iyisi yaylalı aslında olur. Çünkü biraz geç olgunlaşır. Daha koyu renk olur. Şeker oranı biraz daha yüksektir özellikle tazeyken. Tazeyken de çok yapışır. Yapışır. Gençliğimizde biz tabii akşam açtığımızı çıkartmak için çeşitli ceviz ağaçlarına dalardık. Kuzguncuk. Bağlarbaşı bölgesinde ceviz toplardık. Daha tam olgunlaşmamış yani o beyaz olur ya kabuğu. Genç ceviz olmalı zaten yani. Evet. Tabii kabuğunu soymak çok zor olurdu onun. Tabii evimizin soyulmaz. Eli kınalı gibi yazardı. Yapışır evet. Bir taşla ezerek. Kabuğunu çıkartıldı çünkü yaş cevizi kırmak da bir şey. Çünkü insan vazgeçer. Evet. Bir de usturuplu kırmak gerekir onu ki içine tulum çıkartmamız lazım. Evet. Yani, evet kipara etsin.
İşte onun içine tulum çıkartıp ondan sonra o kabuklarını uzun uğraşlarla soyup Kuzguncuk'taki Can Yücel'in akşam üstleri ve erken sabah saatlerinde sabah şarap kahvaltısını yaptığı kahvenin hemen yanındaki İsmet Baba'nın İskele'nin orada satardık. 3 kuruşa 5 kuruşa satardık. Şimdi ticaret bu açıdan çok önemli. Yani emek. Evet. 3 kuruşa satardık. Çünkü bu kadar ediyor. Bize maliyeti yok da sanırdık. Yani evet. Evet. Çünkü maliyeti yoktu. Yani cebimizde para vermemiştik. Ama şöyle bir düşündüğünde yani aşağı yukarı 4-5 saatlik bir çalışma, bir emek sonucu ortaya çıkan. Bir de toprağa olan bir maliyeti var ve sen onu gasp ediyorsun. Şüphesiz ki. Buradaki esas aslında maliyet toprağın şeyi, emeği. Toprağın emeği. Değil mi? Çok acayip bir şey değil mi? Öyle tabii. Hem toprağın hem şeyin yani bir kimyasal süreç o. Evet. Dolayısıyla dengeleri bozmamak lazım. Yani bırakalım cevizler olduğunda. Bekle derler, bekle. Bekle. Bırakalım her şey dengesini bulsun. Ki ancak ondan sonra tadı çıkıyor bazı şeyler. Mesela seks de böyledir. Seks mi? Evet. Ne seksi? İşte şeyli. Seks. İnsan. İnsan seksi. Ha. Aslında yani insan seksi diye de ayırmamak lazım. Yani her türlü şey. Normal seks. Üreme prosesi. Giriş çıkışlı. Evet, üreme prosesi. Penetrasyonun üreme prosesi. Yani memeli çiftleşmesi süreci. Ha, memeli erozyon. Evet. Sizin önüne getirmeye çalışıyorum şu an. Zorlama kendini. Çok uzun zaman geçmiştir. Hatırlamakta zorlamıyorsun. Yani zor. Ben şeyi fark ettim bu arada. Mesela ben yani bir PYT olmak dışında aynı zamanda PST'yim. PST mi? Evet. Çüş. Evet. Şey adını zikretmeyeyim burada. S ile başlayan bir hanımefendinin baş harfi o yani. Pompada S'ye takılanlar. Yani bu sonuç itibarıyla yani insanın mesela şeyini şeyinden felaket. Yani bütün şeyimden çünkü erkek nedir? Erkek tohum saçmak ister. Yani. Evet. Yani doğası gereği. Doğası gereği. Çünkü evet. Yoğurt da yemiyoruz yani. Evet. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Yumurta arayacağız. Evet. İşte doğanın şeyi budur mesela. Yani dengesi budur yani. Siz o zaman bayağı PST. Ben PST, PYD. Anladım. Mesela benim Hendek tarafında bir arkadaşım var. O duble PYD. İki taraftan da. İki taraftan Y yani. Y'ye Y basanlardan. Y'ye yan basanlardan evet. Evet. Hoşuma gitti. Evet. Aslında mesela gururla taşınacak bir şey. Öyle bir şey yaptırıyorum. Çavuş şeyi gibi. Rozet yaptırıyorum. ST rozeti yaptırıyorum. Güzel. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Maaşlar yatmadı benim şeyim o yani. Duble mi yatacaktı? Abi şimdi kanun çıktı bildiğim kadarıyla yani ben duble yani hem PYD'yim hem PST'yim yani burada karıştırıyorum. Senin çift alman lazım. Bayram şeyini aldın mı? Almışımdır herhalde. Bakmıyorum ben. 10 yıldır falan emekli maaşıma bakmıyorum. İyi birikir. Birikir. Aşınır. Şey olur. Hı. Bir şey olur. Öyle yani. Şu güzel şey ya bir bakalım Amir. Bir enteresan bir şu bağış şeyini bir. Şimdi birkaç tane evet
şeyimiz var. Ne diyelim ona? Konu var. Bir tanesi evet. Bu gece Standart FM'in radyoma destek kısmından çalışan ekstraordinar diyeceğimiz müzayedemiz ise bu gece bir kere neyi planladığımızı izninle amir. Şu an şey yapıyorum. Instagram'a girdim. Ben sonuçta teknolojiyi yakından takip eden bir medyacı olarak paylaşım kısmına girdim. İzninle. Estağfurullah. Buyurun. Şu senin çektiğin harika fotoğrafı estağfurullah buraya aldım. Açıklama yaz kısmına. Bu gece gecenin bu gecenin nesnesi bu dedim. Nesnesi bu dedim. İyi mi? Evet. İyi demiş miyim? İyi. Ve paylaştım. Bezik bilir misin sen? Bezik bilirim. Ben çok iyi oynarım. Çok pis oynarım beziği. Ben hiç öğrenemedim. Harika bir oyundur. Toprağı bol olsun. Babam şey derdi. İki kişinin oynayabileceği en iyi oyun derdi. Ki babam hani tavlayı falan çok seven bir insan olarak söylüyorum. Satrancı, tavlayı da iyi oynayan bir insan olarak derdi ki iki kişinin oynayabileceği en iyi oyun bu. İki kişinin oyunu, evet. Bir de şey yani bu bir sonuç itibariyle bir iskambil oyunu yani. Tabii bir kart oyunu. Bir kart yani oyunu. Bir şans oyunu. Evet. Fakat benim bildiğim yani ayrı bir aparatı olan. Evet. Böyle, bana bir hep şey olan. Evet. Kanun çalmayı hatırlatır. Ben de güzelmiş. Evet. Çıt 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 evet. Çıt. Şey gibi izlerdim. Counter'ı vardır. Evet. Bezi'nin şeyi vardır. Yani ritüeli odur. Counter'ı vardır. Sayı yaptın mı? Çok sayı yapıldığı için kalem kağıtta ne derler? Mahkum olmamak için. Mahkum olmamak için. Yani çünkü sürekli 10 sayı, 15 sayı yazman gerekiyor alt alta. O yüzden de Bezi'nin bir şeyi vardır. Tablası vardır. Sayılar oradayız. Ahşap. Ahşaptır. İşçilik. Bir sesi vardır onun. Yaylı ahşap bir düzenektir. Onun bir sesi vardır yaydan. Çıt çıt yapar. Çıt 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 çıt. Bir de yani mesela bir şeyi indirip iki şeyi kaldırırsın falan. Böyle tabii tabii. Hipnotize edici yani, bir şeyi vardır. Yani dört tane onu indirip bir tane elli kaldırırsın. Ha. Mesela benim bezik öğrenememe sebebim bence o abaktan mı? Evet o abağa şey hipnotize bir şekilde olabilir. Abağa izlemekten. Olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla bir otistik bir şey var, hikaye var benim ailemde. Belki otistik bir tarafım. Mesela counter'lar vardır böyle. Vardır. Mesela teyzem öyledir benim. Her şeyi sayar. Sayar. Yolda giderken bir şey söylersin, bir boşluk olur. Artık bildiğim için kaç oldu derim. 617 der. Neyi sayıyordun derim. Kırmızı kamyonları der mesela. İşte evet, evet. Aslında bu bir uzman. Yani artık bu mesela bu detaycılık da çok evet. Önemlidir. Yani counter'lar kıymetli insanlardır. Çok, çok kıymetli. Güzel. Hoşuma gitti. Ama basic kadına yakışır yani. Tabii. Çok yakışır. Tabii ki. Basic oynayan kadına aşık olabilir. Mesela Manastırlı Hilmi Bey. Eyvah. Eyvah. Basic oynayan kadına aşık olursa bir adam mesela ne yazar? O adam
ne denir? Çok ağır bunlar. Ya. Benim mesela Edip Cansever... Biraz fazla. Edip Cansever yani evet. Çok ağır bir şey. O biraz okuyayım şu. Vallahi merak ettim. Çok acayip. Ben çünkü onu okumayalı 20 sene olmuştur. Benim Edip Cansever'le olan bir şeyim var. Bir denge hikayem var. Bir denge hikayem var. Onu da anlatayım ama şunu okuyayım. Manastırlı Hilmi Bey'e birinci mektup. İşte şu yağmurlar, işte şu balkon, işte ben, işte şu begonya, işte yalnızlık, işte su damlacıkları, alnımda, kollarımda, işte yok oluşumdan doğan kent. Bak şimdi. Çüş ya. Ayıp, ayıp bir şey ya. Hiçbir yere taşmıyorum. Kendime sızıyorum yalnız. Bak şimdi. Oha yani. Bak şimdi. Hayvan yani. Evet. Ben dediğim koskocaman bir oyuk. Koltuğun üstünde, aynadaki yansıda vampir değil demek ki. Edip Cansever vampir değilmiş. Mesela bu şeyleri de okumak lazım. Bu tabii satır şimdi, aralarını. Evet. Tabii. Bir oyuk. Sofada, mutfakta, yatağımda. Yaşamayı tersinden kolluyorum sanki. Yetişip öne geçiyorum sık sık. Söz gelimi bir iki saatte bitiveriyor bir mevsim. Şerefsiz. Ya. İyi. Bugün pazartesi mi? Kapının, pencerenin durumu salıyı gösteriyor. Abi bu yani. Şimdi... Bir şey söyleyeceğim. Tabii günah oluyor. Şöyle bir şey var. Şimdi böyle bir şey yazmak zaten tabii, günah bence. Tabii. Özellikle bunu şimdi destursuz söylüyor gibi oluyorum ama daha önce üzerine düşünmemiş olmam beni hataya şey yapmıyor. Şimdi aynada görünüyor olmayla vampiri aynı yerde kullanması yani çok büyük. Ha, bence de öyle. Yani aynada yansı yani. Ha. Sonuç itibariyle yani hani aşılmış mıdır bilmiyorum. Yani kaç yıl sonra okuyoruz Amir bunu? Bunun üzerinden en az 45 sene geçmiştir. Herhalde 80'ler ortaları mı? Evet, 82. Evet. Evet, bu geceki armağanımız da bu. Bu geceki ne diyelim ona müzayedemizin sonu. Evet, imzalı bir bezik oynayan kadınlar. Evet, imzalı bir bezik oynayan kadınlar ilk baskısı. İlk baskısı. Adı yayında. Edip Cansever'den. Gece boyunca da bu oyunumuza devam edeceğiz. Sadece Standart FM'i takip ettiğiniz internet sitesinden radyoma destek deyip minimum bir pay vermeniz bu oyuna katılmanız için yeterli olacak. Başlangıç aşamasında az sonra nasıl söyleyeyim, bu geceki ilk konuklarımız ya da konuğumuz da canlı yayında görüşeceğiz. Çok yalnız. Şu an yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Evet, daha dinleyenler kaybedenler kulübü 2028 8. Kaçtayız abi biz ya? 2023 8. Nisan Perşembe 8. 2023. Senin kaç kolun var? Şu anda mı? Evet. 2. 4 ile çarp. 8. Bugün ayın kaçı? 25. 5 çıkart. 25'ten mi? Hı hı.
20. 2'ye böl. 10. Kaç kolun var? 2. 2 çıkart. 8. Daha önce ne demiştin? 8. Bunlar tesadüf mü? Mümkün değil. Bence de mümkün değil. Mümkün. Şu anda 2 kolum olması zaten. Şu anda 2 kolun olması da mesela tesadüf değil. Tesadüf değil. 3 de olabilirdi. 3 de olabilir. Tek kolu olabilirdi. Tabii. Ya. Benim hiç mesela 3 kollu arkadaşım olmadı. Ama mesela beni kollayan arkadaşlarım oldu yani. Mesela? Evet. Aynı. Değerli dinleyenler. Hakikaten tesadüf. Enteresan bir şey. Aklıma şey geldi. Deminden beri onu düşünüyorum. Böyle çok güçlü bir an hayatımda olduğu için. Bir de Edip Cansever'den. Edip Cansever'le tanışmadım. Ben de tanışmadım açıkçası. Turgut Uyar'la da tanışmadım. Ama Tomris Uyar'la tanıştım. Böyle genç bir adamdım o zamanlar. Bir gazete, bir dergi çıkartıyordu ek olarak. İşte Cumhuriyet mi? Evet. O zaman Cumhuriyet gibiydi o. Yani evet. Fotoğraflarını çekmemi istediler. Ben böyle çok heyecanla kabul ettim. O zaman fotoğrafçılıkla ilgileniyordum amatör olarak. Çok işime geldi çünkü hani biraz okuma yazmaya da meraklı olduğum için hani bir sürü yazarla tanışma ve bir portre çekme, arşiv yapma gibi bir şansım oldu ki onlar duruyor bende hala daha çok acayip. Ben öldükten sonra herhalde kıymete biner onlar diye düşünüyorum. Umarım. Ben de birkaç tane var çünkü onlardan. İşte bunlardan biri Tomris Uyar'dı. Böyle çok heyecanlanmıştım. Tarla başına yakın böyle bir yerdeydi. Şimdi artık o öyle bir Beyoğlu yok tabii. Öyle bir Taksim de yok. O sokaklar da yok artık. Hatta yani şeyi de hatırlıyorum. Zil'in de fotoğrafını çekmiştim. Böyle işte 80'li 90'lı yılların mesela dördüncü Laz dönem mimari olarak konuşuyorum. Yani. Dördüncü Laz dönem apartmanlarından zilleri gibi bir zili vardı. Dört değil, üç. Üçüncü Laz dönemi. Türk mimarisindeki üçüncü Laz dönemi. 70 sonları. Evet, 70 sonları. Çünkü yani 60'tan sonra aslında başlamış bir şey. Yani erken Laz. Bu mimari bir şeydir. Yani evet, istediğiniz yani. Herhangi bir mimarlık tarihi kitabında bunu açın bakın. Açın evet. Bakın görürsünüz. Yani 60'lar 70'ler 60'lardan sonra bir avantgard bir mimari. Evet. Avantgard early 80s Laz mimarisi. Evet. Daha sonra bu bir takım gerçekten usta Laz mimari örnekleriyle içinde avantgardı, gelenekseli ve şeyi Karadeniz taşıyan devrimsel evet. Dönemler oluştu. Yani bu mesela revolutionary. Revolutionary tabii. Avantgard, post avantgard. Evet. Modernist Laz dönemi mesela üçüncü dönem Modlazo diye bir geçer yani Modlazo. Daha sonra o bir ayakkabı markası da oldu. Olmuştur yani. Olmuş. İtalyan süsü vermek için çok kullandılar onu. Bu tabi dolayısıyla 60'lar gibi bir zildi. Klasik bir kağıda yazıp hani şeyi ismini sıkıştırdığım
kağıdın ucu kalkmıştı hafif. Şeyden o sıkıştırma yerinden kopmuş. T Uyar yazıyordu. Çok heyecanlanmıştım yani. Turgut Uyar ve Thomas evet, Uyar evet, ikisini evet. de simgeleyen bir şey. Çıktım yukarı merdivenlerden ikinci kattı. Girdim. Bir süre hareket edemedim. Çünkü Thomas Uyar'ın gözüne bakmak kolay bir şey değil. Öyle söylerler. Evet. Hiç kolay bir şey değil. Bir şey içer misin? Dedi. Bir şey içer misiniz? Dedi. Çok kibardı. Ben de çok yakışıklıydım aslında o yıllarda. Doğru hatırlıyorum. Evet. Bayağı. Evet doğru. Hani şuradan şöyle yürüsem hani yürürdüm yani. Evet evet yani. Doğru. Vallahi iyi olur dedim. Ne var dedim. Yani şey yapabilirim. Cinzano hani, herhalde. Yani şey, o zamanlar çünkü hani bu kadar rahat kahve diyemiyordum. Yani kahve yoktu yani. Kahve yoktu ki. Nescafe'si likörlerle birlikte şeyde saklanırdı. Gold. Tabaklık vitrinlerinde evet, saklanır. Evet, misafir evet. gelince çıkartılırdı. Türk kahvesi yapmak da meşakkatli bir işti. Ama saydı kahve dedi. Çay dedi. Bir de konyak var dedi. Ben konyak alayım dedim. Nabız düşürür, iyidir. Evet. Konyak aldım. Bayağı bir konyak aldım o gün. Bütün söyleyebileceklerim bu kadar. İyiymiş, benim hoşuma gitti. Bu konuda çünkü daha sonrası çok özele girer yani. Yani özel hayatı şey yapmaya evet, girer. Doğru. Gerek yok. Yani anlatmak istediğim hikaye bu değildi. Ama yani hakikaten çok acayip bir şeydi yani o gözlere ilk bak insana. Böyle ben ilk sigarayla yakalandığımda sınıfta böyle çok yaşlı Nemrut bir kimya hocamız vardı. O zamanlar Sipahi yeni çıkmış. Bir de Barış sigarası var uzun. Uzun ha, ikisi de uzun. Şey yapmışım. 15 dakikalık teneffüste işte attaki tuvalete gidip sigaramı içtim. Yukarı çıktım. Derse hafif geç kalmışım. İşte girdim. Önüme ilikledim. Tabii geç kalma telaşıyla ceketin iç cebine tam sokamamışım şeyi. Yani bayağı Görünüyormuş. Geçtim hocanın önünden, özür dilerim demiş, dememiş bile olabilir. Korkutucu bir adamdı çünkü. Döndüm, kendi sıramın yoluna girdim. Seslendi arkamdan, Kaan dedi. Ben dönüp baktım. Nasıl yani? O anda o söylediği cümleyle kendimi gördüm. şey dedi, hayırdır dedi, avcı görmüş hindi gibi bakıyorsun dedi. Güzel. Sonra elini uzatıp sigarayı aldı şeyden, masaya koydu. Çok iyi, çok iyi. Bir daha da hiç konuşmadı yani. Neyse, bunlar geçmiş şeyler. Edip Cansever'le olan hikayemi sonra anlatacağım. Çok sıkıcı oldu bu anlattığım şeyler. Yo, sıkıcı olmadı. Ben sıkıldım. Var mı bir şey? Evet, şimdi yavaş yavaş hayatımızı dönelim. Kore'yi arayacağız az sonra. Okay. Kore'yi arayacağız Antalya'dan. Bu bizim Koray mı? Evet. Yayın alacağız. Ondan önce şunu hatırlatalım. Bu geceki açık arttırmamızda bir saygıdeğer dinleyenimize Edip Cansever'in Instagram'da da paylaştığımız gibi bezik oynayan kadınlar
kitabının birinci baskısı. Birinci baskısı. Birinci Amur kağıda 3000 adet basılmıştır diyor bu kitap için. Çok iyi bir sayı bence. Edip Cansever'in imzasıyla 1982 yılında imzalanmış haliyle bu kopyayı bir dinleyenimize armağan edeceğiz. Tabii ki Müzayede'nin sonunda sonunda. Evet, paylarınızı bekliyoruz. Evet. Standart FM. Standart FM'in sayfasından bize radyoma destek kısmından minimum pay atmanız bu oyuna dahil olmanız için yeterli. Koray, seni arıyoruz şimdi. Evet. Sanırım buradayız. Evet. Evet Koray, dinliyor muydun bu akşam? Tabii. Nerede dinliyorsun Koray bizi? Abi şu an yine standart, yani evdeyim. Allah yürümesin kardeşim. Yani Bezik muhabbetini dinledim. İşte Tomris, P.Uyar, işte onları. Sıkıcıydı değil mi? Yani aklımda kaldı. Yani evet, açıkçası. Ama güzeldi de. Yani eğlenmeyebilen için çok bile. Eyvallah, çok nazik bir adamsın. Abi çok teşekkür ederim. Yani geçen hafta da gömdünüz. Dedim bugün de bir gömüleyim. Koray, bir şey sorabilir miyim sana? Tabii abi. Bir dinleyenimiz var Anıl diye. Hı hı. Mesaj atmış, beni arayabilir misiniz amirler diye. Maalesef Rize diye eklemiş. Sence ne demek istiyorlar? Vallahi bilmiyorum abi, yani ben de anlamadım. Aramak lazım çocuğu, yani bir şey olmasa, hiç olmazsa bir şey olsun. Fatih var şeyden, Çorum'dan. Çorum'dan. Şimdi ben biraz senden sonra Koray arayacağımız dinleyicilerimize bakıyorum. Maalesef burada do it yourself durumdayız da biraz. Bir ara abi şey vardı. Çorumlu Amir. Yani Esmer Siyah'ı bir arkadaşımız. O geldi aklıma. Yani ya, hatırlamıyorum onu. O var. Çorumlu. Bu bir tesadüf mü diye. Tesadüf ya, değildir o. Değil. Değil abi. O da çok enteresandı. Neyse. Çok da önemli değil. Antalya'dan yine selamlar bu haftada. Eyvallah. Yine sizdeyiz, dinliyoruz. Eyvallah, sağ ol. Yani geçen hafta öyle bir ilk acemilikti sohbeti bu hafta. Ne oldu? Piştin mi hemen? Hemen piştim mi? Yani? Hemen. Yani sıkıntı yok abi. Bizler hazırdık yani. Pişmeye hazırdım diyorsun. 8 sene demiştim de yaklaşık 12 sene önce aramıştım. 2010 zamanı. Tabii o zamanlar işe de yeni başlamıştık. Gençlik falan. Pompa durumun ne senin? Yani Pompa'da bir yaşa takılma. Takıldığım bir şey var mı? Ben yok, de mesela yok. Şeyim. PST'yim. Sen de PST'sin tabii. Tabii. Sen de PST'sin. Abi benim PYT iki türlü PYT. Yani, çift Y mi? Y'ye takılan. Yani yaşa değil de başka Y'ye takılan. Yani. Ha, tek Y sende. Tek Y'ye takılan mı? Tek Y'ye takılan ya. Bu iyi yani tabii. Zaman tanı kendine yani. Şey yapma. Öbür Y'ye de takılacaksındır eminim. Bir huzur, bir şey geliyor insana, öyle deme ya. Öyle şey gibi, keklik evet. Gibi gülüyorsun orada. Koray, peki Edip Cansever'i ismen mi bilirsin yoksa herhangi bir şeyini okudun mu? Abi ben pek açık konuşayım, benim ayıbım olsun o. Estağfurullah. Pek aram olmadı bugüne kadar. Genellikle ikinci, üçüncü sayfasında uykum geldiği için. Geçmişten bu yana. Daha çok kitap işte, ya da pek aram yoktu. Diyebilirim. Yani şey, şiirle mi? Şiirdi. Yani lise zamanında tabii kız arkadaşlarımızın hoşuna giderdi. Yani şiir severdim o zamanlar. Güzel bir uğraştı. Porno şeyin ne senin? Mesela porno... Random abi yani. Ha, random mı takılıyorsun? Yani... porno mesela hiç okudun mu porno? Yok abi, daha çok yaşamayı seviyordum. Tabii 2011 yılında 12 yıllarında İstanbul'daydım.
2015 yılına kadar. O dönemler çok hızlı bir yaşama şeyim vardı, hayatım vardı. Geçmiş olsun. Benim mesela porno geçmişim çok karanlıktır. Benim karmaşık. Yani şey... Yani... complicated yani. Dört tane büyük filmde oynadım. Senin hakikaten şey o şey filmin var değil mi? Uzun metrajın var. Dört tane. Dört tane uzun metraj büyük filmim var. Tabii. Peki sen yani şey kayıtları ne yaptın Amir? Sen yatak odanda senin şey vardı. Duruyor. Kamera. 24 saat kayıttı. Çalışıyor. Ben mesela ilk büyük filmim en büyük yabancı Oscar alan Sünnetsiz. En büyük yabancı evet. Oscar. Evet. Doskar. Doskar. Tabii canım Doskar. Mesela benim, ben yani çok şanslı değilim. Ben bir tane pornoda oynayabildim. Oyuncu olarak. Orada tam oyuncu sayılmazsın ama. Başrol yani, değil mi abi? Yani tam oyuncu sayılmam. Tamam, yani. Yani. Şoförden devişirme yaptık evet, seni. Evet öyle olmuştu. Ama şey de iyi oynadın ama. Ama yani en ağır yük bendeydi komple yani. Tabii. Yani. O arkaya yaslamalar falan filan orada yani. İyiydin. Orada iyiydin. Araba da iyiydi. Doç'tu. Doç'tu. Konuk oyuncu olarak değildin değil mi abi o sırada? Yok ben şoför oynuyordum. Şofördü ama şeydi muameli şofördü. Mecburum ya. Ya mecburen hani her oyuncuyla bir sahnem oldu yani. Uzun ya da kısa yani. Ya ne güzel günlermiş. Çok. Bak şimdi güldürdün beni. Allah senden iyi olmasın. Ama esas sıkıntılı benim şeyim ya yani kısa filmlerim var çok fazla. Aa. Evet, ama evet. Onlar bende yok işte onlar. Ya neyse, ben yani senden iyi olmasın. Bir takım arşivlerde vardır. Bir dönem Mete Amir'in yatak odasında uyumak zorunda kaldığım dönemler olmuştu. Onlar bende kayıtlı. Yani bayağı bir... Abi kısa filmin süresi kısa... hakkında mesela kettle'a basıyordun. Su kaynayana kadar film bitiyor muydu yoksa? Yok kısa, yok, kısa öyle. Metraj yani. Öyle değil. Düşünme evet. Yani kısa metraj. Yoksa üzücü yani öyleyse. Hani, adına... Ben de erken boşanma problemi hep vardı. Ya abi zaten ne olmasın yani olmaması hep gerekiyor. Hep vardı yani çok da memnundum yani. Şimdi ben biliyorsunuz geçen hafta söyledim 2+8 yıllık sözleşme yaptığım için tabii şükür ki bende de öyle bir yani dönem dönem oluyor şimdi de yani iyiyiz. Yani idare ediyoruz. Allah abi. Tamamını erdirsin. Amin. Hayırlı inşallah olur. Başarılar olsun. Hayırlı başarılar. Çok teşekkür ediyoruz Koray. Koray. Abi Antalya'ya geldiğinizde gerçekten haberleşirsek İş. Eyvallah. Bir evet. Misafir etmek isteriz yani sizi eyvallah. Ağırlamak isteriz. Ben şey duruyor mu ya yiyen geberiyor köftecisi. Duruyor ama şey olmuş o ya. Restoransı şeye gelmiş. Ben eski hoşlanmıyor şeylerden. Arabayı yiyorduk be biz orada. Of. Çok değişti abi. Eski Antalya'da kalmadı yani. Arabayı yiyorduk be. Yani küçük İstanbul, büyük İstanbul gibi oldu yani burası. Benim mesela Lara'da da 3 kısa filmim var. Yani burada evet. Doğru. Konyaaltı'nda da vardır kesin. Yok Konyaaltı'nda hiç yok. Yani Lara, Lara sahil var, Lara teras var. bir de Lara duş var. Benim Olimpos sahili var, kumlu. O zaten kaçınılmaz o abi. Senin telefonu oldu. Aylarca kum temizlediğini hatırlıyorum. Ve senin temizlemen hani yine kolay. Dış temizleme. Yani senin yine kolay yani. Yalnız abi kum, çok teşekkür ederim. Kum, abi, evet. Eyvallah Koray. Kum çok aşındırıcı bir şey hakikaten. Yani neredeyse şey kadar yani. Bir kar salısı kadar şey yapıyor. Yapar. Şimdi. Yapar. Ama nasıl alıyor? Açıdan. Ben kumu severim. Kumu çok severim. Birazdan Batu'yu arayacağız. Batu New York'ta. Onunla konuşmaya çalışacağız. Ben böyle güzel tatlı bir şey dinleyelim istiyorum. Çok memnun olurum. Onunla beraber. Bakayım buldum. Buluyorum. Bulmak üzereyim.
Buldum. Standart FM'de Kaybeler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Derdi olsun Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bu gece. Hayat, kadınlar ve aşk üzerine, emek, kölelik ki bu ikisi beraber parantezinde konuşuyoruz ve bence şu ana kadar da fena yol almadı. Evet, bayağı derinleştiğimizi bir de söyleyebiliriz. Evet. Özellikle kölelik konusunda ki yani Kübra'yla konuştuktan sonra aslında benim yıllardır kafama takılan bir soruyu da sana sormak istiyorum. Lütfen. Konuda. Bunu Kübra ile konuşurken de yapabiliriz. Evet. Kübra, seni tanıyabilir miyiz biraz? Merhaba, iyi akşamlar. Ben Kübra. İzmir'de yaşıyorum. Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Yaş? 20. İyi. İyi, tamam. İyi. Bana sizin yaşınız bana, kaç? Bana tutuyor. Bana tutmaz. Ben PYT'yim çünkü. Ben PST'yim. Bana oradan tutmuyor da. Ben zaten ben PST. İsimlerinizi dahi bilmiyorum orada. PST'den öğrenebilir miyim? Benim Niyazi. Benim adım Mustafa. Memnun oldum. Ben de Mustafa diyecektim. Tamam. Siz ne işlerle uğraşıyorsunuz? Ben şoförlük yapıyorum aslında. Ne şoförlüğü? Tır. Bir Aksor var, 1845 kullanıyorum ama lojistik firmasında yani. Genellikle bizim yani uzun yol ama şey değil yani Gebze Sanayi'den İzmir'e mal çek yani mal götürüyorum. İzmir'den de Ankara'dan İstanbul yapıyorum. Genellikle hafta sonları oluyor. Bu dolayısıyla salı günleri müsait olduğum için işte Mustafa'yla böyle bir şey yapalım dedik. Evet. Ben de Mustafa Altıparmak, Hataylıyım ben. Geçmiş olsun bu arada. Döşemeciyim, teşekkür ederim. Bizim genellikle duvardan duvaradır. Anladım. Mustafa Bey ne iş yapıyor acaba? Döşemeci Mustafa. Ben döşemeciyim. Ne döşemesi? Halı, güzel. Parke. Güzel. Ben de okuduğum bölüm eczane. Onun dışında baristalık dövme tasarımcılığı yapıyorum aynı zamanda da. Müthiş bir şey. Ben aynı zamanda dövme hastasıyım. Ama şeyim yok. Bütçem müsait değil. Pahalı. Siz mesela evet, ücretsiz. Her şey çok pahalı. Ücretsiz yapabiliyor musunuz? Benim Instagram'da 6000 takipçim var. Onlara şey yaparım. Sosyal medya olayına inancım çok fazla değil maalesef. Orayla iş yapmıyorum. İnfluencer sayılmazsın sen. Ne? Yani 6000, bende de var 6000 takipçi. Ne olacak? Ama çoğu şey, şoför yani. Benimkiler de döşemeci, halıcı. Bu şey yeni diyorsun yani bu mesela eski ahşap parkeler pek kullanmıyor insanlar artık. Plastik ahşap görünüyor. Ben kendi evimde kullanıyorum açıkçası. Ben de kullanıyorum da sistre çekmek falan. Hoşuma gidiyor benim sistre. Benim evim yok. Ben kartonlarda yattığım için parkeler konusunda size hiçbir katılımda bulunamayacağım. Evsiz misiniz? Evet. Yani nasıl karton derken sokakta yaşamıyorsunuz evet. Herhalde. İzmir gerçi evet. Müsait böyle bir şey. Ramazan sayesinde benim için çok verimli oldu bu yardım kolileri. Daha fazla arttı buldum. Şu an kendime bir kulübe yaptım. Orada kalıyorum kartonda. Harika. Türkiye ekonomisinde bir öğrenci olmak böyle maalesef. Evet evet. Doğru diyorsunuz. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Yani sevgiliniz olan var mı? Hayır yok. Niye? Yalnızsınız. Niye yok ya? Gerek yok. Ege Üniversitesi güzel bir yer. Güzel bir yer. Benim gördüğüm kadarıyla bayağı. Biz oraya gitmiştik sana değil mi? Birkaç defa gittik. Ege Üniversitesi'nde benim bildiğim kadarıyla girişin hemen sağında yıkmadılarsa anıtım var. Evet sana bir çay yapmışlar. Evet. Bir gecede geldi geçti diye altına yazmışlardı. Geldi geçti. Yolcu geçici midir? Yolcu geçicidir. Geçicidir evet. Yolcu.
adı üstü. Ben size bir şey sorabilir miyim? Yanımda bu programı bana öneren, siz gerçekten çok seven bir arkadaşım var. Ona da konuşmak ister misin? İsterim tabii. Niye istemeyelim? Buyurun. Tamam, ona veriyorum telefonu o zaman. Alo. Abi, iyi akşamlar. Tam erkektir diyecektim. Tabii canım. Allah'tan sevgisi yok. Seks yapıyor musunuz Kübra'yla? Hayır. Niye? Engel mi var aranızda? Yapacak mısınız? Emin değilim. Bilmiyorum. Nasıl yapmışa? İnsan emin olmadığı kuyuya iner mi ya? Yeni siz tanışıyoruz. Yaklaşık bir hafta oldu. Nasıl bir hayatta yaşıyorsunuz? Bir hafta oldu. Daha seks yapmadınız mı? Hayır. Yani, biz mi yanlış biliyoruz bu işi? Bence biz doğru biliyorduk da işler değişti. Kuşak değişti değil mi? Evet. Yaş kaç? Ben de 20 yaşındayım. Ondandır abi. Bizim zamanımızda böyle değildi. Ben 20 maalesef yaşındayken bakkalın kızına sarkıyorum diye beni şeye almışlardı, kızağa almışlardı. O zamanlar daha kolaydı tabii, bazı takım şeyler. Abi. Daha mı kolaydı? 70'li yıllardan bahsediyorum. Bilmiyorum. Benim kredim yetmiyor o zamanlara. Siz anlatın biraz. Bir şey gelmiş. Bu PYT, duble PYT. Nedir? Kuşakta netleşelim, sınıflandırma sıkıntısı oluyor diye bir şikayet var. Hendek bölgesinde. Güzel. Şimdi sanırım ben de geleceğin PYT'lisi olacağım bu gidişle. Ama yani biz umutluyuz yani, bir örgütleniyoruz PYT olarak. Yani haklarımızı alacağımızı düşünüyorum, özellikle 14 Mayıs. Umarım. Dan sonra biz de Kübra ile o şekilde düşünüyoruz. Evet, haklarımızı alacağımızı, bize insan muamelesi yapılmaya başlayacağını düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum burada, evet. Şeyim. PYT nedir biliyor musun? Evet. Burada. Okey, yani bir şikayet vardı o yüzden de. Duble PYT'ye takılmış sayın dinleyen, anladım. Yani gelecekte takılmayı planlıyorum. Ben seksten hoşlanmıyorum zaten. Hijyenik bulduğum bir şey değil açıkçası. Bilmiyorum artık. Sanırım programın ismiyle benim kaderim de uyuşuyor. Bunu çok duydum. Neymiş o, merak ettim. Kaybetmek. Ha. Kaybetmek deyince ne anlıyorsunuz yani? Şey mi? Kaybetmek mi yani hakikaten? Yani bir şeylerden geri kalmak. Şimdi ben şöyle bir 6 dakikalık bir şarkı bulsam. Hı-hı. Onu çalsam. Bir 5 dakika kafamızı dinlesek. Güzel bir şey geldi aklıma. Patron var mı abi hiç? Kolayda. Olmaz olur mu ya? Her taraf patron dolu. Suratına telefon kapattı seni. Evet. Seni yalnız. Evet. Güzel. Ben öyle hissettim yani. Ben de öyle hissettim. Kübra kızmıştır. Ne yaptın sen değil mi? Evet. Aksorların yeni modellerine geçmek istiyorum. Benim şeyde buzdolabı yok. Neydi? Benim tırda. Çok zorlanıyorum özellikle yaz mevsimi. İnsanın boğazı kuruyor açıkçası. Evet, imzalı Edip Cansever için son yarım saat aşağı yukarı. Evet. Bu neydi Ramir? Masada ne var şu anda? Bu harika kitap. Bu gece sahibini bulacak, açık artırmamız devam ediyor bu son yarım saatte. Standart FM'in radyoma destek kısmına girip bağış yapmanız gerekiyor. Bu açık artırmaya dahil olmanız için şu an Amir
Ayşegül Çelik'te 75 lira masada. Maşallah. Çok iyi bir fiyat. Yani, sahip olmak için yani. Yani evet. Şey. Ben 1500-2000 liraya kadar arttırırım bunu mesela. Ama şey tabii ya, okumamak lazım böyle şeyleri. Ya bunu alacaksın. Şöyle açacaksın. İki. Edip 82 diye imza atmış. Allah Allah. Yazarın öbür kitapları diyor. Ha, bu yeter bu kadar mesela. Mesela dirlik düzenlik. Ha. Bu bende var mesela, hatırlıyorum. Yerçekimli karanfil. Allah Allah. Allah Allah. Mesela Allah. Ben hatırlıyorum. Bende var. Umutsuzlar Parkı. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Var bende. İsimlere bak ya. Nerede Antigon? Hatırlıyor. Antikot mu? Tragedyalar. Sarı olan. Hatırla. Sarı olan. Allah Allah. Çağrılmayan Yakup. Aha. Kitap ismine bak. Anarşik. Ya bunlar cinsmiş ya. Vallahi evet. Billahi. Bunlar cinsmiş. Mesela bu kirli Ağustos bende yok galiba. Şimdi ayar oldum. Ha. Orada otelde. Ben Ruhi Bey. Nasılım? Ruhi Bey nasılım? Çok fena. Bu bende var. Neyse ki. Oteller Kenti yoktur o listede. Bu kitaptan sonra çıkıyor. Tabii. Ya bir sonra ya iki sonra. Evet, 75 lira masada daha dinleyenler. Evet. Eğer daha önce bir pay verdiyseniz bu üzerine evet, arttırabilirsiniz. Sayılacaktır zaten. 75 liranın üzerine çıkmak lazım. Sonra 20 dakika aşağı yukarı. Kimseye karıştın mı? Hiç karışmadım. Bu ki bana tuhaf sayılmadı. Gözleyip sordum mu hiç? Hayır sormadım. Bu ki bana yalan sayılmadı. Acımak işim miydi? Hayır. Bir evden olmak kötü müydü? Hayır. Zamana zamanla bakmak neydi ki? Baktım. Anarşik işte. Ya bu şey bunlar. Adı gibi Edip diyelim. Çok mutsuz eder adam. Evet. İnsan bunları okumak. Ben mesela Oteller Kenti benim bir pompama var olmuştu. Aslında o değil de benim hatam o. Çok o zamanlar mühendislik yapıyordum. Böyle bir ayrılık yaşıyorduk. Allah Allah. Senden iyi olmasın, bir bayan arkadaşım vardı. Çok kıvırcık saçlı. Hafif yuvarlak. Yüzlü, kara gözlü. Bir şeydi. Tuhaf bir şeymiş. Evet. O zamanlar çağrı merkezleri yoktu. Dolayısıyla çağrı merkezinde çalışmıyordu. Herhangi bir çağrı merkezinde çalışmıyordu. Kendisi. O da tuhaf bir şeymiş. Evet. Beşiktaş iskelesinde buluştuk. Oteller Kenti yeni çıkmıştı. Ben onu alıp dağılmıştım biraz. Böyle bir banka oturduk. Bir şey okuyacağım sana dedim. Bakışsız Oteller. Eyvah. Onun sonunda aslında gelmek istediğim şey oydu. Şöyle bir dize vardı. Vakitlerden öpme vakti diye bitiyordu. Sizin niyet belli. Belli. Yani tabii bir erkek, yani o yaşlı bir genç ya, bir mühendis. Ne isteyecek? Ne isteyecek ki yani? Niye şiir okur ki yani? Ha. Okudum onu, böyle bir şey, gergin bir an oldu yani, okudukça gerildi zaten, hani gerginiz. Ama yani okudum, o son mısrayı okudum ve bir sessizlik oldu, döndü bana, geç kaldın dedi. Hayda. Yani... Çünkü
Yani hayatta her şey bir denge. Evet, sonuçta yani evet, o dizeyi evet. okuduğun anda öpme cesaretini de göstermen gerekiyor. Bu bana çok büyük bir ders oldu. Bir daha kadınlara şiir okumadım. İyi yapmışsın. Ya doğru bir ders mi çıkarttım onu bilmiyorum. Ben de hayatımda en çok sana şiir okumuş olabilirim yani bugüne kadar. Yalnızlık zor. Yalnızlık zor. Şenek, sana sormak istediğim şeyi sorayım işte. Tabii sen. Bekliyorum. Çok şey, sabırsızım. Şimdi senin ilk şeyin Virginia'dı bildiğim kadarıyla. Amerika'daki hani yerleşik düzenin. Orada sen ne yapıyordun? Tütün plantasyonun mu vardı? Kağıtçık muydu senin? Esas işimiz tütündü. Yani yaygın işimiz. Kauçuğu deviriyorduk. Anladım. Kaç kölen vardı? 4. 3. 33 de olabilir. 33 bin herhalde. Tabii. 33-38 o civarda bir şey hatırlıyorum. K. Peki sen mesela niye Kuzey'i destekledin? Şimdi şöyle yani, bir şey. Ben bunlar şey sorular. Şimdi uzun zaman geçtiği için cevap verebilirim bunlara. Güney'i desteklesem ne olacaktı? Yani burada bana çok öngörülüymüşüm de Kuzey kazanacak Lincoln. Yani Lincoln'u ya iki gün önce vursalardı ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne olacaktı? Bir şey olmayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. Doğru diyorsun. Doğru. Ama tütün. Evet. Çalışanlarım, emekçilerim. Aç mı kalsınlar? Doğru diyorsun. Yani patates, soğan çorbası. Her gün. Her gün. Tavuk kemiği. Ya, evet. Kemiğinden suyu. Evet. Tavşan. Tamam, tavşan. Senin şeye büyük katkıların oldu tabii. Yani müziğin gelişmesine. Yani ben ne yapayım? Ya ben bugün bakıyorum. Mesela benim de vardı bir 300-500. Ben daha mütevazi bir işletmeydi benimki. Yani ben pamuk işi yapıyordum. Ama ağırlıkla da gümüş şeyindeydim. Sonuçta o gümüşleri parlatmaya sürekli şey lazım. İnsan lazım. Şeyi anlayamamıştım yani senin Kuzey'i desteklemeni aslında bir taraftan da bir hani hain olarak da ilan edilebilirdin. Fakat bu risklerin hepsini göze aldın. Sonra bütün kölelerine özgürlüğü verdin hiç şey yapmadan. Ve yani plantasyon zamanında da mesela gitar çalmalarına bir şey demezdin. Mesela modaya çok büyük katkıların olmuştu. Sen ilk tek örnek köle kıyafetini evet, doğru, giyen, doğru. Sendin. Onlara ne deniyordu? Haki yaka diye adı çıkmıştı. Yani şeyi vardı onların. Evet, böyle haki mi yapmıştık onları? Bin zaman önce beyazlarla mavilerden önce yaptık. Beyazlarla mavilerden önce yaptık. Hakiydi galiba. Yelek yaptırdım onlara. Şey, önemli olan gömleklerin önündeki şeylerdi. Düğmeler. Düğmeler. Şimdi geçmiş zamanlara götürdüm. Çığır açıcı şeyler. Evet. Çığır açıcı şeyler. Ben tabii pişmanım yani şeyi anlayamadığım için ama ya ben mesela son kölemi 1902'de Üsküdar'da sattım. Kaça? O zaman Mecidiye vardı. Evet. 4 Mecidiye ama yani gençti. Dişi mi? Yok, erkek. Ha, iyi varmıştı. Ha. O zaten son köle şeyiydi. Pazarıydı.
iyi çıkarttım elimden. Ama ben insan seviyorum o yüzden yani. Benim hani şeyden değil. İnsan seviyorum. Ben o yüzden hani kölelikten yanaydım yani. İnsan sevgisi yüzünden. Tabii. Ama neyse artık yani sonuç itibariyle. Şimdi zaman zaman ne boldu onu sattık. Tabii. Yani ne yoktu onu sattık. Ya da neye ihtiyaç vardı onu aldık sattık. Almadık. Sattık. Geldi sattık. Ama yani bir şey bollaştığında da fiyatı düştü. Düşer. Düştü. Dolayısıyla yani nadirin ölümü bulunur olmaktır yani. Evet. Nadir ne yapıyor? Nadir iyi, toprağı bol olsun. Geçen sene şey yaptık. Ama iyi. Evet. Değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü 25 Nisan 2023 Perşembe. Evet. Çok doğru. 25'te 8 nüshayı dinliyorsunuz değerli dostum. Mete Onduk, ben Kaan Çaydanlı, Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Bugün oldukça önemli konular üzerinde yoğunlaştık. Bir küçük duyurum var benim ama ondan önce bu şeye bir bakalım. Ondan önce değil, o duyuruyu yap çünkü onu atlıyoruz. Ha. Evet yani bir bu cumartesi gecesi. Bu cumartesi yani 26. 29. 29 oluyor değil mi cumartesi? 29 cumartesi. 29, bugün perşembe olduğuna göre evet. 25 perşembe, 29 cumartesi. Cumartesidir normal. Evet. Çünkü 9'dan 5'i çıkart 4. 2 ile çarp? 8. Bu kaçıncı nüsa? 8. Ya işte, al işte. Buna da tesadüf değil. Ya, yani. Ya, al sana tesadüf. Al sana tesadüf. 29 gecesi, cumartesi gecesi. Ankara 6.45 Yaşamkent'de bir belgesel gösterimiz olacak. Motofest 2022 diye bir festival yaptık bu yaz. Takip edenleriniz bilir. Biraz geçen da, yaz. Evet, geçen yaz biraz motor sürdük. Onun da bir belgeseli oldu. Onun ilk gösterimini yani galasını Ankara Yaşamkent'te yapacağız. Gösterimden hemen sonra 2.10 kala ve bizim Doğan canlı müzik yapacaklar, bir konser verecekler, takılacağız, bir şeyler içeriz diye tahmin ediyorum ben. Olay yani, yani insan boğazı kuruyor abi. İçecek söz konusu olduğunda şey yaparım ben, evet. Eşlik ederim. Dolayısıyla tüm dinleyenlerimiz davetli, Ankara'da o bölgeye yakın olan davetli, giriş için herhangi bir bu tek gösterimlik bir şey mi? Evet, tek gösterim. Daha sonra onu önümüzdeki 9. Nisa'da duyururuz. Bir İstanbul gösterimimiz de olacak. Sonra. 3 Mayıs gibi. Florya'da. Ona da İstanbul'daki dinleyicileri ve motor sürücülerini, tüm kulüp üyelerini davet edip yani tanışmak, biraz müzik dinlemek isteriz. Filmi de paylaşmak isteriz. Dolayısıyla bu küçük açık daveti ifade ettikten sonra cansever durumumuz nedir? Evet, bu geceki açık arttırmamızı bitirmek, evet, bitirmemiz lazım artık. Saat yerine gelmiş. Son durumunu söylüyorum. Edip Cansever'in Bezik Oynayan Kadınlar adlı, bu hani çok da farkındaysam uzağa koyuyorum her seferinde. Ellememeye çalışıyorum. Akıllıca. Şiir kitabı. İmzalı nüsha. 82 tane. İlk baskı ve imzalı nüshasının
açık artırmasını yaptık bu gece Kaybedenler Kulübü'nde. Bu açık artırmalar Standart FM'in destek hattı üzerinden yürüyor. Bu arada onu da söylemiş olalım. Sanki bir şey satıyormuşuz gibi değil de kendi aramızda bir şey paylaşıyormuşuz gibi düşünmemizde fayda var. Amir söylüyorum. 225 lira masadamış. Masada. Ama iki katılımcımız var aynı yerde. Ali Telli, hı hı, ve Murat Saklı Saklavcı. Ha. Çekmece bettik. Hı hı. Bir tık üstüne çıkan ona vermek zorundayız şu an. Böyle bir eşitlik olduğu için. Ha. Şu an söylemiş olayım. Ya da diğer dinleyenlerimize de. Evet, ha, 225 masada şu anda. 225 masada çekmece, bir 5 dakikamız, 5-10 dakikamız var. Evet. Şey, en yüksek pay da şu anda. Onun üzerine vereceğiniz herhangi bir bağış. Ya da kitabı ortadan şöyle... Severiz biz seninle öyle şeyler yapmayı. Ben bayılırım. Ben neler, şöyle ortadan neler ikiye ortadan, ayırıp... Neler ortadan ayırmadık. Ortadan ikiye ayırıp... iki parça halinde... iki dinleyenimize de gönderebiliriz. Bizim bir şey soru yok. İmzalı kısım kime gidecek? İşte esas gerginlik orada. O zaman ortadan bölmemek yani... Şöyle verevine mi derler? Ya imzalı kısmı 5-10 sayfa, geri kalanı da öbürküne şeklinde olabilir. Ha, öyle bir dengelemeye gidebiliriz. Evet. Çok iyi. Evet. Bence harika bir gece geçirdik. Evet, bir genel bir toparlama yapmak gerekirse. Şunu söylememde fayda var. Kaybedenler Kulübü'nün tabii ki 1996 yılından beri genel olarak 6 boş sayılan derin bir felsefesi vardır. Bu felsefe yersen dayanıklı gibi gözüküyor. Aslında öyle değildir. Kimi yer, kimi yemez. Mesela eskiden de böyle sesler gelmiyordu biz boş boş dururken. Zaman çok değişti. Ben ses duymuyorum gerçi. Ben duymuyorum. Kulakla ilgili olabilir. Galiba mahalleye çok kamyonu geldi. Ha, olabilir. Evet. Çakar var. İmamov çalışıyor, eski pompacıdır kendisi. Tabii, tabii. Maşallah. Büyük pompacı. Bu gece emek üzerine konuştuk. Emeğin, daha doğrusu emek sahibinin satılabilirliği üzerine. Çok olan şeyin para etmemesi, az bulunan şeylerin de tam karşıtı olarak para etmesi üzerine konuştuk. Aslında nadirin ölümü üzerine konuştuk. Ve yok olma. Evet. Emeğin ucuz atılmasının emeğin şekil değiştirmesinin. Evet. Köleliğin amiyane tabirle renk üzerinden köleliğin yok olmasının, daha doğrusu ortadan doğal olarak aslında, evet, kaybolmasının esas sebebinin
zaten çok bulunan rengin köleleşmesi olduğunu çok da fazla söylemeden söylemek istedik. Boş konuşmak için. Evet, sırf boş konuşmak olsun. Bu arada aşkın aslında çok aşkın bir şey olmadı. Temel prensibi üzerinden bir maddi bir şeye duyulan aşkın gerek biyokimyasal gerek psikolojik süreçleri özellikle flörtiyen ve postflörtiyen dönemde aldığı şekil dönüşüm üzerine çok hafifçe bir parmak bastık. Evet. Çok eski bir Kadıköylü filozofun dediği gibi yağmurda öpüşmek sıcakta sevişmek kadar zordur. Her ikisi de itina ister. Çok derinleşmeden bu iki cümleyi ya da iki mısrayı dillendirip hemen uzaklaştık. Çünkü bazı şeylerin okunmasının mutluluk değil, mutsuzluk getirdiği ve aslında o mutsuzluğun ne kadar da tercih edilir bir şey olduğu üzerine konuşmak zorunda kalabilirdik. Bu yüzden çok konuşmadık bunu da. Yayın dışında olduğumuz süre içerisinde bir küçük tartışma yaşadım. Fakat son noktada itina istediği konusunda anlaştık. Daha dostum. Meta olduklar. Günaydın. Verdiğin anlar bugün aşağı yukarı kısa bir özetini geçtiğimiz konular üzerine yoğunlaştık. Umarım çok rahatsızlık vermemiştir size. Biraz ağır konuştuk bugün. Hani ses tonumuz biraz düşüktü belki. Ama bu da bir insanlık halleri içerisinde hoşgörüyle karşılanabilir bir şey diye düşündük bir an. Sonra hayır diye düşündük yani. Olmaz. Böyle bir şey olmaz diye düşündük. Bu tartışma esnasında ikilem ve dilemma kavramı üzerine birkaç cümle etmek zorunda kaldık ki bunun için şimdiden çok özür diliyoruz. Bu noktalara taşımayı hakikaten istemezdik. Tartışmayı. Ne değerli dinleyenler. Bu arada Amir şey netleşti mi? Şeyi kapatalım. Bir büyük Amir bir mesaj atmış. Bir şey çekmece betlik. Bu gece radyoma destek olsun yeter şeklinde. Az önce, tabii ki. Burada zaten yani başka bir şey yapmıyoruz.
Az önce aldığım son raporu şu an güncelledim. Özür diliyorum. Bu imzalı Edip Cansever Bezik oynayan kadınlar nüshasını, ki benim elimden üçüncü kere geçiyor bu. €500. Dilan Şeşen aldı bizden. Bahacılı. Dilan. Herkese çok teşekkür. Eyvallah. Dilan'a da teşekkür ediyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyoruz. Yani büyük, dinleyenler. Büyük destek. Çok teşekkür. Şunu soracağım sana. Senin gibi çokça bulunanlardan biri olmak ve o şekilde mutlu olmakla, kusura bakma İngilizceden çevirmeye çalışıyorum söylerken. Senin gibi hiç kimse yokken tek başına, yani sen yani uniksin yani, yani ama mutsuz olmak arasında tercih yapmak zorunda kalsan. Yani böyle bir şey mümkün değil de. Bu hani, bu hani diyelim ki mümkün. Evet, skala. Ben de sana soruyorum. Skala olarak değerlendirme. Ya yani, evet yani senin gibi 100.000 tane adam var ve onlardan biri olarak çok mutlusun. Senin gibi hiç kimse yok ama mutsuzluktan ölüyorsun. Şimdi yani burada bir temel bir hata var bence. Şimdi benim gibi çok adam varsa zaten bu çok sıkıcı olur. Ben hayatıma giren... Ama çok mutlusun. Ama işte yani yani bir ister istemez istatistiği, bugün ayrıca Dünya İstatistik Günü. Kutlu olsun bu arada. Kutlu olsun. Çok önemli bir gün. Evet. Bu arada tabii geçmişimle ilgili tüm istatistiklerim kayıtlıdır benim. Yani hayatıma giren kadınların aşağı yukarı %97.4'ü çok sıkıcı olarak. 97.4. Çok ciddi bir rakam. Tabii burada bazı tartışmalar var. Ekstrem şeyler var mı? Göz ardı edebileceğimiz ekstrem şeyler, ekstrem onları. Onları çıkarttıktan sonra mı istatistik veriyorsunuz? Ağırlıklı ortalama diye bu. Yani aritmetik ortalama olarak veriyorum. Tabii çeşitli tartışmalar var istatistik dünyasında. Yani bir kere bu istatistiğin şeyi yanlış. Yani mesela İngilizce'de I harfi yok. Buyur. Yani. Dolayısıyla yani bunu yani doğru anlamış mıyım ben ile ilgili bir tartışma var ama doğru anlamışımdır. Yani ben büyük ihtimalle. Büyük sıkıcı ihtimalle. Olarak şey yapıyorum. Kabul ediyorum. Dolayısıyla sıkıcıdır o. Evet. Sıkıcı canım. Bayağı sıkıcı yani. Öyle bulunmuşum yani. Yani. Ha bu beni üzdü mü? Evet. Ama bakayım bir dakika. Bu umurumda mı? Hayır. Dolayısıyla yani bu kadar sıkıcı bir adamın birlikte sıkılarak mutlu olması da çok sıkıcı olsa gerekli. Düşünüyorum. Biraz kaçamak cevap verdiğimin farkındayım. Yani cevap vermediğinin farkındasın. Evet. Yani dolayısıyla bu hakikaten zor bir soru. Yani, evet. Yok ben zor olsun diye sormadım bu arada. Yani düşünmek lazım. Belki dediğim gibi bunu bir skala olarak düşünmek lazım. Çünkü yani burada mutsuzluk üzerine de bayağı bir konuşmamız gerekir. Zaten parametreyi bozan, yani normal 1-0-1-0'ları bozan şey buradaki mutsuzluk tahmin ediyorum. Yani farkında olmak, bilgiye ulaşmak, bilgiye sahip olmak, deneyime sahip olmak. Mesela çok yol yapma.
Çok bunların hepsi mutsuz eder insanı çünkü hep eninde sonunda o senin dediğin felsefeye yaklaştırır bizi. Yani yani bir anlamsızlık bir anlam problemine götürür ve sonuçta yani esas anlaşılan anlamda kaybetmenin kazanmak olduğunu bunu fark etmene sebep olabilir. Eğer, eyvah. Evet, işte o eyvah dediğimiz şey. Yani eğer kazanmanın kaybetmek olduğunu biliyorsan o zaman işte her şey değişir ve belki de esas o zaman. Ya nasıl baktığın nasıl? Yani şimdi bir tane gene deminden beri çevirmeye çalışıyorum. Yani şekli şemali olmayan bir amor, bir hiçlikle mi birlikte olmak istersin hayatın boyunca, yoksa bir hiçlik? Bu biraz kolay çünkü burada hiçlik üzerine konuşmak lazım. Bu çok yani amiyane tabirle burada hani piştik ediyorsun da denilebilir. Yani bununla linç edilebiliriz. Yani tanım olarak hiçlik hiçliktir. Yani hiçliğe dokunduğun anda o artık hiçlik olmaz. Olmaz. Çünkü bir şey ihtiva etmeye başlar. Evet. Dolayısıyla hiçlik olmaya başlar. Evet. Dolayısıyla asla hiçlikle birlikte olmak mümkün değil. Yani bu işte o İngiliz şairin de dediği gibi, yani her insan sevdiğini öldürüre kadar giden böyle bir şeye çıkartır bizi. Yani hiçlikle şaka olmaz da diyebiliriz buna, değil mi? Hiçlikle şaka olmaz, evet. Çok teşekkür ediyorum bu geceki şeyiniz için. Evet. Ne diyeyim ona? Yani tabii hiçlik deyince zamanı da devreye sokmak gerekiyor bu durumda. Yani hiçlik aynı zamanda zamansızlık. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinlediniz. Değerli dostum Kaan Çaydanlı, ben Mete Avuncu. Bu gece hayat, kadınlar, aşk, İşçilik, emek, kölelik, neyin ne zaman para ettiği, neyin ne zaman para etmediği, az bulunan, çok bulunan, nadir şeyler üzerine konuştuk. Ne zaman ki yaptığınız iş, herkesin yaptığı şey, onun bir kıymeti olmadığından. Bahsetmeye çalıştık. Basic. Bridge. Evet. Kişinin oynayabileceği oyunlar. İki kişinin oynayamayacağı oyunlar. Eğer iki kişiysen hayat çok kolay. İki kişiysen hayat çok kolay. Şimdi böyle şeyler söyleme yani bu. Sen yani bu cümleler insanı yine boş konuşmaya sevk ediyor yani. Ya tabii iki, tabii. İki kişi. Sonuçta Paris'te son tango. Ne güzel konuştun. Ne değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası. 2023-8 oldu nüshası.
her zaman olduğu gibi yine Montana Caddesi'ne hayatı ve kadınları maalesef hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. İnanın kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte ama takdir edersiniz ki seks hayatımız var. Hepinize iyi geceler değerli dinleyenler. Tabi her zaman böyle bir şey mümkünse hoşçakalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.